Halt! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Olurcuğum kumandanım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Klas Spor ekranlarından herkese mutlu günler. Quick Sigorta'nın sponsorluğunda hazırlanan Tandemi 14 kuşağının bugünkü konuğu milli kayakçımız Hamza Dursun. Hamza hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Bugün biraz heyecanlıyım. Benim Klas Spor ailesindeki ilk yayınım bugün. Dolayısıyla sen de benim meslek hayatımın ilk konuğusun. Gerçi sen ilkler olmaya, ilkleri yaşatmaya ve yaşamaya çok alışkınsın. Birazdan konuşacağız hepsini. Bu yüzden senin için de özel bir yayın olacağını tahmin ediyorum inşallah. İnşallah sizin de bu yayın hayatınız şimdiden hayırlı olsun. İnşallah daha güzel ilklere adım atarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Öncelikle bugünlerin popüler sorusundan başlayalım. Karantina günleri nasıl geçiyor? Antrenman tempon nasıl? Evet, tabii karantina süresi bizleri çok olumsuz etkiledi. Biz doğayla mücadele edilen bir spor yapıyoruz. Kayaklı koşu sporunu yapıyoruz. Bizim sürekli doğada, dağda, çamurda yani bu şekilde antrenman yapmamız lazım. Ama bu korona bizleri eve hapsetti resmen. Biz de evde artık kendi imkanlarımızla online antrenmanlar yaparak ya da kendi imkanlarımızla parkurlar yaparak antrenmansız kalmamak için elimizden gelenleri yapıyoruz. Ama tabii doğanın yerini tutmuyor. Yandaki videoda da gördüğünüz gibi kendi imkanlarımla evde bahçemizde birkaç tane düzenek yaptım. Bu şekilde antrenmansız kalmamak ve önümüzdeki 2022 kış olimpiyatları için kota almaya çalışmalar başlıyoruz. Bu da bizim için iyi oluyor. Yani hem antrenmansız kalmıyoruz hem de boş durmayarak kaslarımızın aktif olarak çalışmasını ve yarışmalarda bizleri geriye atacak durumlara sebep olmaması için bu şekilde kendi imkanlarımızla aletler yaptık. Aslında senin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben diğer sporculardan. Çünkü bireysel bir spor yapıyorsun, açık alanda çalışma şansın çok daha fazla. Sokağa çıkma yasağı olmadığı zamanlarda doğada tek başına çalışman daha rahat olmuyor mu senin için? Çalışabiliriz de tabii ki biz de bizim şu anda yazın tekerlekli kayak çalışması yapmamız lazım. Bunu da asfaltla, bizim Ağrı'da mesela trafiğe kapalı bir pistimiz olmadığı için biz de bunu trafiğe açık alanlarda yapıyoruz. Yaptığımız zaman da tabii otomatik olarak polisler ve jandarma önümüzü kesiyor. Tabii bizim iyiliğimiz için bunları yapıyorlar. Evet. Biz de onları gördüğümüz için hemen eve gelip işte evdeki imkanlarla kendimiz de yaptığımız hareketlerle, yaptığımız aletlerle antrenman yapmaya çalışıyoruz. Temponu aksatmıyorsun anladığım kadarıyla yine. Tabii peki. Ki. Hikayeni ben biraz senden dinlemek istiyorum açıkçası konuşmamıza başlamadan önce izleyicilerimizin de seni tanıması için. Hikayeni senden dinlemek istiyorum. Senin çok başka bir hikayen var. Ağrı'da başlayıp kış olimpiyatlarına kadar uzanan mükemmel bir hikaye bence. Annenle çok başka bir hikayen var. Bunları hepsini senden dinlemek istiyorum. Hamza Dursun'u kendin anlatır mısın bizlere? Tabii ki. Ben olimpik kayakçı Hamza Dursun. 26 yaşındayım. 14 yaşında ortaokul son sınıfta spora başladım. 10 yıldan beridir de milli takımda ülkemize 26'ya yakın uluslararası yarışmalarda madalya kazandırdım. Şu anda ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisans 1. sınıf öğrencisiyim.
Ve şu anda da 2022 kış olimpiyatları, eğer korona yüzünden bir gecikme olmazsa 2022 kış olimpiyatları için hazırlık yapmaktayım. Pekin'de İnşallah olacaktı 2022... sanırım değil mi? Pekin'de gerçekleşecek. Evet, Pekin, Beijing'de. Hı hı. Onun için şu anda çalışıyoruz. Tabii ki korona bizi çok kötü etkiledi. Ben de bu süreci kendi aleyhime çevirip nasıl daha iyi şekilde değerlendirebilirim düşüncesiyle benim bir sakatlığım vardı. Bu süreçte onu tedavi etmeye çalıştım. Daha öncekiler tabii beni çok spordan uzaklaştırdı ve performansımı düşürdü. Ben bir alerjik rahatsızlık geçirdim. Bu benim 2 yılıma mal oldu. Ve olimpiyat öncesi olması çok kötüydü. Olimpiyat öncesi hem kota almam gerekiyordu. Olimpiyat barajını aşıp olimpiyata katılmak için çok mücadele ettik. Ve aynı zamanda olimpiyatta da yarışıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorduk. Ama bu rahatsızlıklardan dolayı, bu alerjik hastalıktan dolayı sadece ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekle yetindik. Madalya kazanamadık ülkemize. İnşallah 2022 olimpiyatlarında bu acımızı, bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bu hastalıktan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Bu alerjik hastalık zamanında ben bir yıl boyunca hiç antrenman yapamadım. Yani yürüyüş dahi yapamadım. Ben antrenman yapmak istiyordum, antrenmana gidiyordum. 5 dakika ya da 10 dakika yürüyordum. Bir daha geri gelmek durumunda kalıyordum. Çünkü kaslarım o kadar pasif hale gelmişti ki ben antrenman yapmak istiyordum ama vücudum bir türlü el vermiyordu. Bu sebepten dolayı ben de 2018 kış olimpiyatlarına iyi hazırlanamadım. Tabii bu süreçte annem çok bana destek oldu. Onun desteğiyle, onun o şefkatli yüreğiyle ben tekrar spora döndüm. Tabii bu süreçte ben sporu bırakma noktasına kadar geldim. Yani birçok malzememi yaktım, yani spor yapmak istiyordum. Ama bir türlü vücudum fırsat vermediği için ben de sporu bırakmak istedim. Bir sürü malzememi de yaktım, yani nasıl olsa dedim ben spor yapmayacağım, bunlar da işime yaramıyor. Ama işte birkaç tanesi kalmıştı, annem onları elime tutuşturdu. Oğlum, yani bu zorlu günler geçecek, sen de eskisi gibi başarılı olabilirsin deyip beni tekrar spora yönlendirdi. Babam beni spora başlattırdı, annem devam ettirdi. İyi ki de öyle olmuş. Şu anda da devam ediyoruz. Takımımız da hayırlısı olsun. Aslında o da bir olimpik anne. 2018 olimpiyatlarında o da bir marka haline gelmişti seninle beraber reklam filmlerinde. Çok güzel bir sponsorluk anlaşması yapmıştınız. Desteklerine çok sana hissettiriyordur eminim. Bu ağır hastalık döneminde de çokça hissettirmiş belli ki. Ne güzel, ilişkiniz adına çok mutlu olduk biz de. Çok teşekkür ederim. Peki sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Elin kayağa başlama hikayende Ağrı'daki elindeki olanakların etkisi oldu mu, yoksa başka bir sporla ilgilenmek ister miydin? Elindekilerle yetinmek mi istedin? Bu yüzden mi kayağa başladın? Ya şimdi ben ortaokuldayken okul hem futbol takımındaydım hem de masa tenisi takımındaydım. Beden eğitimi hocamız tabii ki sürekli spor yapanları bütün branşlara yönlendiriyordu. Yani bütün branşları hemen hemen okul futbol takımında kim varsa onlar yapıyordu. Biz de bu süreçte bütün branşlara katıldığımız ve aktif olduğumuz için bir gün okulumuzda yapılan atletizm müsabakalarına hocamız bizi sokmak istedi. Biz de bu müsabakalara katıldık ve aynı zamanda dediler ki kamp eğitimin, sporcu eğitim merkezinin seçimleri olacak. Yani yatılı olarak artık profesyonel düzeyde spor yapabileceğiniz bir alanda sizleri yatılı olarak kalıp ve sürekli profesyonel antrenörler yardımıyla spor yapabilme imkanı size sağlayacağız. Tabii ilk gün bizi profesyonel atletlerle yarıştırdılar. Biz dereceye giremedik. O gün elendik. Ertesi gün dediler ki bir de kayak seçmesi var. Babama dedim, baba kayak nedir? Oğlum dedi, işte kar üzerinde falan böyle kayıyorlar, bir şeyler, hareketler, zıplama, atlama tarzı bir şeyler yapıyorlar. Ben dedim, baba bir buna da katılalım mı? Dedi, tamam. Ertesi gün oldu. Geldik, kayak seçmelerine katıldık. Kayak seçmelerini kazandık, kamp eğitim merkezine yatılı olarak sporcu kariyerime başladım. Tabii kayak olmasaydı, başka bir branşla uğraşsaydım o da basketbol olurdu. Basketbolu çok seviyorum. Ama iyi ki de kayaklı koşu branşını seçmişim ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyorum. Tabii kayaklı koşu da videolarda gördüğünüz gibi. Evet, videoda görüyorum. Şu anda sen sanırım yokuş yukarı çıkıyorsun kızaklarına, doğru mu?
Evet, bizim kayaklık koşu biraz zor spor. Dünyanın en zor sporlarından bir tanesi. Dayanıklılık ve güç isteyen branşlardan bir tanesi. Biz kayak dediğimiz zaman insanların aklına ilk olarak alp disiplini, iniş aşağı kaymak geliyor. Tabii bizimki tam tersi. Biz yokuş yukarı çıkıyoruz. Yokuş yukarı. Bizim mesela yarışmalarımız mesafeleri uzun kilometrelere dayanmaktadır. Bizde en kısa mesafe 1500 metre, 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre, 30 kilometre ve 50 kilometreye dayanan mesafelerden oluşmaktadır. Mesela 10 kilometrelik bir pistte 3.3'lük bir kısmın düzlük, 3.3'lük bir kısmın rampa, 3.3'lük bir kısmın da iniş olması lazım. Biz yani sadece iniş aşağı kaymıyoruz. Kayaklı koşu söylemiştim yani dünyada en çok dayanıklılık gerektiren branşlardan bir tanesi. Şu anda mesela bu Ekim ayında bizim ülkemizde kar olmadığı için Avusturya'nın Ramsau buzullarında antrenman yapıyoruz. Bu şekilde antrenmansız kalmamaya çalışıyoruz. Sizi peki federasyon mu gönderiyor bu bölgelere yaz mevsimlerinde? Tabii ki federasyon gönderiyor. Yani bunu bizim kendi imkanlarımızla sağlamamız mümkün değil. Çünkü çok büyük maliyetler. Buradan da Kayak Federasyonu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bize her türlü imkanı, her türlü desteği sağlıyor. Bizim mesela yabancı sporcularla kendimizi kıyasladığımız zaman onlar mesela hemen hemen yaklaşık 7 aylık, 8 aylık bir kayak kayma süreleri var. Ama bizim ülkemizde mesela bu süre çok daha kısa. Biz ülkemizde antrenman yapmak istesek mesela maksimum 3 ay. Tabii mesela diğer ülkelere gitmek zorundayız. Buzullara gitmemiz lazım. Suni kar yapılan pistlere gitmemiz lazım. Mesela artık öyle teknoloji gelişti ki insanlar tüneller içerisinde Ağustos ayında bile kayak kayabiliyor. Bizim ülkemiz daha yeni yeni adapte olmaya başladı. Daha yeni yavaş yavaş bu tesislerin kurulumları başlıyor. İnşallah ilerleyen günlerde bunları göreceğiz. Bunların olması bizim başarımız açısından gerçekten %100 önem teşkil ediyor. Çünkü ülkemize baktığımız zaman bizim mesela yarışma yapabileceğimiz uluslararası düzeyde sadece 2 tane pistimiz var. Bir tanesi Bolu Gerede'de, bir tanesi Erzurum Kandilli'de. Yani bunun spor salonları nasıl her ilde varsa gerçekten kayaklı koşu pistlerinin de aynı şekilde bütün illerde olması lazım ki başarılı olabilelim. Yani sadece mesela ben Ağrı'da yaşıyorum. Gidip de bir Erzurum'daki pisti her gün kullanıp geri gelmem çok zor. Biz de ne yapıyoruz? Burada trafiğe açık alanlarda artık kendi imkanlarımızla nasıl yapmışsak artık. Biz mesela burada kar ezebilecek makinamız lazım. Onun mesela maliyeti çok yüksek. Ağrı'da var ama sadece alp pistine yönelik hizmet veriyor. Kayaklı koşu pistine yönelik hizmeti çok az. Mesela ayda bir sefer ya da 2 sefer kayaklı koşu pistini açabilme imkanı bulabiliyor. Yani bu da bizim için çok yetersiz. Her gün karın ezilmesi ve sporcuların antrenman yapmasına olanak sağlanmalıdır. Bu da mesela yaz tekerlekli kayak çalışmamız. Yazında boş durmayıp bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Burası Bolu Sarı alan. Burası trafiğe açık bir alan. Biz de hani Allah ne verdiyse gidiyoruz. Canımızı tehlikeye atıyoruz. Antrenmansız kalmayalım da ne olursa olsun deyip antrenman yapmaya çalışıyoruz. Federasyon başkanımız daha önce suni kar yöntemini kullanmaya başladıklarından bahsetmişlerdi. Sen ne söylersin bu konuda? Suni kar gerçekten ülkemizde olması gereken bir durum. Çünkü mesela hava eksi dereceye düştüğü zaman biz mesela bu sene 15 Ocak'ta kayak kaymaya başladık. Ama suni karla biz bunu mesela 1 Aralık'ta bile kayak kaymaya başlayabiliriz. Suni kar ülkemizde tabii biraz geç kalındı. Yavaş yavaş biz de adapte olmaya çalışıyoruz. Bu tesislerin kurulumu yavaş yavaş düzenlemeye giriyor. Olması gereken bir düzen gerçekten inşallah bütün illerde olur diye umut ediyorum. Aslında kayak turizmi bizim ülkemizde çok yaygın. Uludağ olsun, özellikle İstanbul'a yakınlığı açısından Kartepe. Ama herhalde bunlar sizin gibi profesyonel sporcular için çok da uygun pistler değil anladığım kadarıyla. Evet, bizim için mesela eğim oranı var. Mesela uluslararası yarışmaların yapılabilmesi için eğim oranları var. Tabii mesela biz gidip bir alp pistini tırmanamayız mesela orada. Bizim yokuş yukarımız gerekiyor. Ama alp pistleri çok uçurum dik alanlar olduğu için bizim oraları tırmanmamız bizim için çok zor. Bizim için özel trafiğe kapalı
eğim yüzdelerini belli bir şekilde inişi, rampası, düzlüğü 10 kilometrelik pistse 10 kilometreye göre, 15 kilometre ise 15 kilometreye göre dizayn edilmesi lazım. Bizim bu testleri kullanmamız bize hiçbir faydası yoktu. Anladım. Yani turizmden çok daha farklı bir şey konuştuk. Ben de biraz ilgiliyim kayak sporuna. Her sene en yakın arkadaşımla beraber Uludağ'a gideriz. Ama benim için kayak sporu kayak ekipmanlarını kiralayıp fotoğraf çektirip geri iade etmekle bitiyor maalesef. Ama sağ olsun en güzel ekipmanları bana ayırıyorlar. Renkli, çiçekli, böcekli olanları. Biz sizi hayata koşu yapmaya, sadece fotoğraf çekmeye değil, gerçek spor yapmaya davet ediyorum. Bu sene ilk defa snowboard denemiştim artık dedim. Kayakla fotoğrafım çok fazla var artık snowboardla fotoğrafım olsun dedim. Ve en tepeye çıktım. Sonra dedim ki madem aldım bu kadar kayayım bari dedim. Ve en sonunda oturup tepede birinin beni kurtarmasını bekliyordum. Benim için de güzel bir anı oldu bu. Artık sadece fotoğraf Evet. çekinmeye devam edeceğim. Güzel olur. Sizi Evet. bekliyoruz yani. Erzurum Kandilli'ye olur, Bolu Gere'de olur. Nerede olmuşsa sizi ağırlamak isteriz yani. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bu karantina sonrası misafiriniz olmak çok isteriz. Sen İnşallah. aslında bu spor dalında öncüsün şu anda. Hedeflerinden biri de senden sonra gelecek nesillerin önünü açmak mı yoksa daha farklı hedeflerin var mı? Evet, sanırım Hamza'nın interneti bir problem var. İlk önceki bunu bize aktarın. Bizim şu an. Şu an iyisin. Devam edebiliriz. Evet, gerçekten bizim yani Hamza'nın başarıları değil de Hamza'nın başarılarının birçok üstüne daha çok ihtiyacımız var. Çünkü benim almış olduğum başarıların sınırları belli. Ben Avrupa ikinciliğim var. Uluslararası 23 madalyaya sahibim. Mesela Balkan Kupası'nda ve Uluslararası Kayak Federasyonu'nun yaptığı yarışmalarda ben birçok madalya aldım. Ama inşallah benim öğrencilerim, eğer bir gün antrenörlük hayatıma başlarsam, benim öğrencilerim ve benden sonra gelenlerin Avrupa şampiyonaları olsun, dünya kupaları olsun, olimpiyat gibi daha üstün madalyaları alacağına inanıyorum. Ve bu yolda çalışıyoruz. İnşallah ülkemize bu madalyaları gençlerimiz kazandırır ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler ki bizlerin de emeği boşa gitmemiş olur. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. İnşallah. Peki bu kayak sporuna gelecek olursak tekrardan. Bu kayak sporu büyük şehirde yaşayan kayak ilgili gençler için yapılması daha zor bir spor mu yoksa ulaşılabilirlik açısından bahsediyorum tabii ki. Yoksa bu senin gibi doğu bölgesi gençleri için daha uygun bir spor mu? Tabii doğu bölgesinde mesela kayaklı koşu daha çok doğu bölgelerinde yaygın. Çünkü neden doğu Anadolu bölgesi biraz daha dağlık alan olduğu için mesela köylerde yaşayan özellikle kimin evinin karşısına baksanız muhakkak bir dağ vardır, bir tepe vardır. Orada mesela ona yeterli ekipmanı biz verebilirsek o çocuklar bile kendi imkanlarıyla bu sporu yapabilirler. Ama büyük şehirlere baktığımız zaman bir ulaşım sıkıntısı var. Malzeme hadi büyük şehirlerde bulmak biraz daha kolay olabilir ama gidip gelmek biraz daha zaman aldığı için insanlarımız biraz daha kış sporlarına soğuk davranıyor ve ülkemizde kış sporları şu anda gelişmemiş durumda yaz branşlarına baktığımız zaman. Tabii bunu biraz daha yakına indirgemek lazım ve merkezlere bölmek lazım. Mesela Ağrı, Muş, Van gibi bir illerimiz mesela. Kayaklı koşuyu daha çok bu illerde merkez haline getirebilirsek, mesela doğa şartıyla hangi branşa daha uygunsa bu şekilde tesisler yaparsak bizim için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Diğer kış sporları arasında ne fark var? Kayaklı sporu peki bundan ayıran ne ve bir çocuğun buna yatkınlığını nasıl anlayabiliyorsunuz kayaklı koşunun ya da diğer kayak branşlarına? Evet. Kayaklı koşu iki teknikten oluşmaktadır. Biri paten, biri klasik olmak üzere. Tabii mesela diğer branşların da kendine özgü alt branşları var. Ama kayaklı koşuda mesela birisini yapmasanız bile diğerini yapabilme şansınız var. Mesela biri zor olsa diğerini yapabilme şansınız var. Böyle bir avantaja sahip kayaklı koşu. Kayaklı koşu zor olduğu kadar da zevkli bir branş. Tehlikesiz. Diğer branşlara kıyasla en tehlikesizi ama en zoru da en güç isteyen branşlardan bir tanesi.
kayaklı koşu yapmak isteyen gençlere gerçekten şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bir spor kış sporu yapmak istiyorsanız, bunu doğayla eğer iç içeyseniz, mesela sürekli yollarda, dağlarda geziyorsanız, bunu sporla birleştirmek istiyorsanız işte o kayaklı koşu branşıdır. Kayaklı koşu size bu imkanı sağlayabilir. Mesela siz bugün bir kayaklı koşu ayağınıza taktığınız zaman bununla istediğiniz şekilde yürüyebilirsiniz, istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Mesela bir alp disiplini kayağı veya snowboardla sizin yürümeniz imkansız. Ama bir kayaklı koşu kayağıyla istediğiniz gibi yürüyebilirsiniz, istediğiniz inişi inebilirsiniz, istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Tamamen kendi vücut ağırlığınızda spor yapabiliyorsunuz. Ama diğer branşlarda mesela alp disiplini, snowboard ve kayakla atlama, kesinlikle ya da teleferik ya da gondol gibi üstün özelliklere sahip tesislere ihtiyacınız olabiliyor. Ama kayaklı koşuda sadece uluslararası düzeyde bir pistiniz ve bunu ezecek bir makineniz varsa bu şekilde spor yapabilirsiniz. Şimdi senin görüntülerini izliyorum bir yandan da. Sanki kayaklı koşunun yapısı daha farklı değil mi diğer kayak ekipmanlarından? Ne farkı var? Daha küçük gördüm evet, ama. Kayaklı koşu ekipmanları daha ince, daha hafif ve topukları açıktır. Diğer branşlardaki kayakların topukları kapalıdır. Bizim mesela daha adım atmaya yönelik bir branş olduğu için bizim topuklarımız açık ve daha rahat hareket etmeye çalışıyoruz. Bir de bizim kayaklarımızın hafif olmasının sebebi ise biz bu kayaklarla mesela 10 kilometre, 15 kilometre, 30 ve 50 kilometreye yakın antrenmanlar yapıyoruz ve yarışmalar yarışıyoruz. Diğer mesela bir alp disiplini kayağı hemen hemen 3 kilo, 5 kiloya yakındır ama bizim iki kayağımızın toplamı hemen hemen 1 kilodur. Biz zaten videoda görüyorsunuz, bizim kayaklarımız çok ince ve çok hassas, çok çabuk kırılabiliyorlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor yarışmalarda ve antrenman sırasında. Bizim uzun mesafelere dayandığı için kayakların bizde ağırlık yapmaması için böyle bir teknoloji geliştirilmiş ve biz de bu şekilde kayakları kullanıyoruz. Teşekkür ederim cevabın için. Peki, yaptığın spora ilgi ne durumda toplumdan? Memnun musun bu ilgiden? Daha fazlasını bekliyor musun? Tabii kayaklı koşu daha yeni bizim 2018'de çektiğimiz reklam ile yeni tanınmaya ve bilinmeye başladı. Mesela yarışmalara gelen seyircilerimizden de bunu anlayabiliriz. Biz de kış şartlarında yarışmalar yaptığımız için, bir de hava soğuk olduğu için herhalde halkımız gelmek istemiyor. Mesela bazen -20'de, -30'larda sıcak yarışmalarımız oluyor. Yani mesela yarışmalarımız da bir 30 dakika, 40 dakika, 1 saate yakın sürüyor. Bunun öncesinden gelmek lazım. Bir de belli pistlerimiz, yani her ilde olmadığı için, mesela bir kayak ağırlığı, kayak sever mesela gelip de Erzurum'da bir yarışı izlemesi lazım. Çünkü pistimiz orada, yarışmalarımızın birçoğu orada oluyor. Bu sebepten de bir sürü insanımız geri kalıyor. Ama mesela her ilde olması hem seyirci açısından hem de insanlar bir şeyi sürekli görürse gerçekten ona hani bakar, aa bu neymiş, bir gider araştırır, bir bakar eder, öğrenmeye çalışır. Bu şekilde yavaş yavaş gelişmeye başlar. Biz de bunu gösteremediğimiz için, böyle bir alanımız olmadığı için insanlarımız biraz uzak kalıyor. Ama 2018'de bizim çektiğimiz reklam filminden gerçekten yavaş yavaş artık insanlar sıcak bakmaya çalışıyor. Evet. Aslında ben biraz da olimpiyat yolculuğundan bahsetmek istiyorum, sen de üstünden geçmişken. Olimpiyatlara gönderdiğimiz sporcu sayısı hakkında konuşalım istersen biraz. Yeterli mi bu sayı? Evet, az önce biraz bahsettik antrenman yetersizliğinden, tesis yetersizliğinden. Buna rağmen bu sporcu sayısı bununla doğru orantılı mı, yoksa hala daha az mı? Gerçekten bu tamamen tesislerin ve bizim ülkemizde karın biraz daha geç yağması, mesela diğer ülkelere oranla biraz daha geç yağıyor. Bir Norveçli'nin, bir Finlandiya'nın, bir Avusturya'nın, onun yapmış olduğu kar üzerindeki antrenman gün sayısıyla benim yapmış olduğum arasında dağlar kadar fark var. Ve bu tabii de ki başarıya da %100 etkiliyor. Biz mesela kış branşlarında, kış olimpiyatına giden 8 sporcuyduk. Ama mesela ülkemizde bir yaz olimpiyatlarına baktığımız zaman 100, 110, 120'ye yakın sporcu katılabiliyor.
Tabii ki bizim bu sayıları daha üstlere, daha yukarılara çıkarmamız lazım ki başarı gelebilsin. Hani mesela ben olimpiyata Türkiye'den iki tane sporcuyla katılıyorum erkeklerde. Ama düşünsenize bir de 20 kişiyle katılabiliyorum. Bir kişi hani mesela kötü koşabilir, o günkü sağlık durumu iyi olmayabilir, kötü olabilir, kendini iyi hissetmeyebilir. Ama beni umutlandırabilecek diğer 18-19 sporcum daha var. Mesela onlara yönelik daha iyi çalışmalar olabilir. Bu şekilde bizim sporcu sayımız ne kadar artarsa başarı düzeyimiz de o kadar artar. Mesela burada yanda görüyorsunuz hemen arabalar yanımdan hızır hızır geçiyor. Yani bu bizim için bir risktir. Yani biz bunu göze alarak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Aslında sizin için daha değerli oluyor değil mi bu şekilde çalışınca elde ettiğiniz başarılar? Tabii ki mesela bir kayaklı koşu branşını yapan sporcu eğer imkan verilirse 40 yaşına kadar yapabilir. Yani insan bırakmak istemiyor. Mesela ben evdeyim şu anda bende biraz bel rahatsızlığı var. Yani bir aydır dinlenmem gerekiyor. Fizik tedaviye gidip geliyorum. Dinlenmem, yatmam gerekiyor ama yine de kayakları özlüyorum. Gidiyorum kayakları siliyorum. Batonlarımın uçlarını değiştiriyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yani gidip malzemeyle uğraşmak istiyorum sürekli. Yani bir şekilde insanı bağlıyor ve insan gerçekten kendini bu şekilde iyi motive ediyor. Peki biraz federasyondan bahsedelim. Destekleri nasıl size? Çünkü belli bir bütçenin üstünde değildir umarım. Umarım diyorum pardon. Düşündüğüm kadarıyla böyle bir bütçeleri yoktur ama size olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını görüyorum. Sen ne söylersin? Tabii federasyonumuz gerçekten malzeme olsun, kamp yeri olsun, yarışma yeri olsun bize çok büyük destekler veriyor. Ama işte bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bizim ülkemiz kendi malzemesini üretemiyor. Bizim kendi malzememizi biz ne zaman kendimiz üretmeye başlarsak o zaman daha başarılı oluruz. Çünkü bizim kayaklarımızın altına vurduğumuz materyaller var, kimyasallar var. Bunlar çok pahalı. Mesela 100 gramlık bir kutusu hemen hemen 300 euroya yakın bir fiyat. Bizim de bunları getirmemiz çok zor oluyor, çok masraflı oluyor. Yani bizim bir an önce bunları üretmemiz lazım. Federasyon yeterli miktarda bize destek oluyor ama bizim de bir an önce bunları kendimiz yaparsak bizim daha başarılı olabilme şansımız artar. Çünkü mesela bütün kayakları yapan ya da o giysileri, o ayakkabıları, o batonları yapan yabancı firmalar bize en iyi malzemeyi veremiyorlar. Çünkü ülke başarısına ve sporcu sayısına göre bu malzemeler veriliyor. Biz de kendi paramızı verdiğimiz halde bu malzemeleri alamıyoruz. Bunun için de bizim de biraz kendimiz üretmemiz ve biraz daha başarı seviyelerimizi üste çıkararak bu şekilde faydalanırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki bugüne kadar ki en aklında kalan yarışın hangisiydi? Olimpiyatlar dışında. Olimpiyatları zaten hepimiz biliyoruz. Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Kupası'ydı. Bizde mesela yarışmada sporcular karın durumuna, havanın durumuna göre sırayla çıkar mesela. Bizde toplu çıkış yarışmaları da var. Genelde bizim yarışmaların çoğu tekli çıkış olur. Mesela bir sporcu çıkar, 30 saniye sonra diğer sporcu çıkar, 30 saniye sonra diğer sporcu çıkar. Bizde mesela bu şekilde yarışmalar olur. Bu yarışmada hava ile pistin, karın durumunu ayarlayamadılar. İyi sporcuları önde çıkarmaları gerekirken iyi sporcuları arkada çıkardılar. Mesela dünya şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını arkada çıkardılar. Onlar arkada çıkınca güneş çıktı, kar da yumuşayınca biz önde çıkmak zorunda kaldık. Biz önde çıktık mesela. Kar sertti. Ben sert karda yarıştım ama arkada çıkan iyi sporcular yumuşak karda yarıştıkları için onların kayakları yavaştı. Benim kayağım sert karda daha hızlıydı ve bu şekilde çok iyi yarıştım. Yani dünya şampiyonlarını bile o yarışmada geçtim. Bu yarış benim için çok değerliydi. Gurur duyuyoruz seninle. Ellerine sağlık tekrardan. Teşekkür Programımızın da ederim. yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bundan sonraki hedeflerinden konuşalım istersen. Ne yapmak istiyorsun? Hedeflerin nedir? Senden dinleyelim. Şu anki öncelikli hedefimiz tabii ki olimpiyat kotası alıp olimpiyatlara katılıp ve ülkemize madalya kazandırmak. Şu anki en büyük hedefimiz bu. Tabii bunun öncesinde 2021 Dünya Şampiyonası var.
Oraya katılmak istiyoruz. Orada da yine en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İnşallah ülkemize bir ben ya da arkadaşlarımdan, diğer branştaki arkadaşlarımdan herhangi birimiz inşallah kış branşlarında da yaz olimpiyatlarında olduğu gibi ülkemize bir madalya kazandırırız. İnşallah. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Peki, Rocky filmini izledin mi Hamza? Evet, izledim. Rocky mi Dragon mu sorusunu sormadan bu programı bitirmeyeceğim. Dragon bana benziyor, o zaman Dragon diyeyim ben. Dragon mu? Peki, cevabımı aldım. Evet. Yayınıma konuk oldun, çok teşekkür ederim. Benim için çok özel bir yayındı. Sanırım hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu yayını. Çok teşekkür ediyorum samimi cevapların için. Çok sağ ol. Ben geldin, teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi bakın, sağ olun, iyi günler. İyi günler, hoşça kal. Evet, bugün sonuna geldik tandem yayınımızın. Bir sonraki tandemi programımızda görüşmek üzere. Ekonomik pratik anında sigorta. Ba da 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 ba